1996 yılında bir avuç dağcı tarafından kurulan AKUT, bugün dünyanın en iyi arama kurtarma takımlarından biri olan ve Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına dernek statüsüne erişen AKUT, Alanya'da Mersin ekibiyle birlikte eğitim tatbikatına başladı. AKUT Genel Merkezi tarafından dönem dönem yapılan tatbikatlar kapsamında 3 ay önce planlanması yapılan ve Cuma günü bir araya gelen AKUT üyeleri, hafta sonunda Alanya Belediyesi'nin de desteğiyle oluşturulan parkurda enkaz altında kalanlara ulaşma ve kurtarma tatbikatı düzenledi. Alanya AKUT'un 11 ve Mersin AKUT'un 27 üyesine 3 eğitmen tarafından kurs verildi. Yatay, dikey ve tünel içinden geçişi engelleyen beton blokların delinerek geçişe uygun hale getirilme çalışmasına kadın ve erkek AKUT gönüllüleri katıldı. Eğitimler hakkında bilgi veren AKUT Alanya ekip lideri Yaşar Yiğit Kaçmaz, planlı tatbikat çerçevesinde toplandıklarını ifade ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. AKUT ekipleri olarak biz zaten eğitim planlamalarımızı yıllık olarak gerçekleştiriyorduk ve daha önceden planlanmış bir eğitimdi. Bu eğitim Alanya, Mersin ve Antalya ekiplerinin ortak planladığı bir eğitim. Yaklaşık 3 ay önce planlamıştık ama tesadüfen Elazığ depreminden sonrasına denk geldi. Ama aynı zamanda da eğitimlerimiz devam ediyor. Eğitimlerimiz kentsel arama üzerine bugünkü eğitimimiz. Yani arkadaşlar herhangi bir deprem durumunda oluşacak enkazlara giriş, enkazlardan kurtarma ile ilgili eğitimler alıyor ve bu sürekli olarak eğitimlerimizi tekrarlıyoruz. Eğitimlerin tamamı gönüllü olarak sadece eğitmenlerimiz genel merkezden geliyor ve gönüllüler, herkesin farklı işleri var ama hafta sonlarını veya boş müsait zamanlarını ayırıp eğitimlerini tamamlayıp herhangi bir afet durumunda müdahale için hazırlanıyorlar. Biz zaten Alanya ekibi olarak uzmanlığımız doğada arama ve doğada kaybolmalar üzerine, kurtarmalar üzerinedir. Yani ya birisi bir yerde kaybolmuştur veya bir yüksekten düşme, yani uçurumdan düşme vesairelerde biz müdahale ediyoruz. Ki Alanya'daki operasyonların tamamı neredeyse bu şekilde. Senede yaklaşık 10 ila 15 arasında operasyon ihbarı alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Ya doğada kaybolmuş oluyorlar ya da dediğim gibi bir yerden, herhangi bir yerden araçlarıyla veya kendileri düşmüş oluyorlar. Onların tahliyesini veya kurtarmasını gerçekleştiriyoruz. Kaçmaz, Elazığ depremine de yardım amacıyla gitmeyi planladıklarını ancak yeterli kurtarma ekibi olması nedeniyle tatbikatta devam ettiklerini belirtti. Elazığ ile sürekli olarak zaten bizim kendi iletişim kanallarımızdan deprem olduğu anda zaten bize haber düştü. Biz hazırlıklarımızı yaptık, hatta araçlara yüklemeleri yaptık. O şekilde beklememiz istendi. Fakat dediğim gibi bölgede çok ciddi bir personel, arama kurtarma personeli var ve yeter sayıda olduğunu AFAD bildirdiği için biz sadece bölge yakın ekiplerimizi, yani işte Bingöl, Trabzon, Rize, aklıma gelen İstanbul'dan uçakla gönderilen ekiplerimiz müdahale ettiler. Şu anda da hala orada arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. AKUT, Birleşmiş Milletler'in dünya afetleriyle mücadele gücü içerisinde olmaya hak kazanan ilk Türk ekibi ve dünyadaki 7. sivil toplum kuruluşu arasında yer alıyor.